Tiyatro Roma dönemi diyor. Kaynaklarda Helenistik döneminin özelliklerini yansıtıyor diyor ama gerçi Romalılar güzel gördükleri şeyleri hiç bozmamışlar. Belki de imparatorluk olmak böyle bir şey. Bilemiyorum. Neticede Pınara'nın tiyatrosu diyelim arkadaşlar. Ülkemizin birçok kentinde tiyatro yok. Sene 2020. Yani salt tiyatro olarak düşünmemek lazım. İşte toplantı salonu gibi de düşünebilirsiniz. Küçük ama gayet de güzel. Vallahi etkilendim. Güzel de kalmış. Bozulmamış gerçekten. Hala yüzyıllar geçmesine, hatta bin yıllar geçmesine rağmen tüm ihtişamıyla karşımızda. Işıklar ülkesi Likya. Antik yazar Stephanus, Menekrotes'ten alıntı yaparak Santos'un nüfusu çok artınca yaşlılardan bir grup Kragos Dağı'nın yani Baba Dağı'nın yüksek olan tepesinde bir kent kurup adına da yuvarlak anlamına gelen Pınara ismini verdiler diyerek kentin kuruluşunu anlatmaktadır. Kentin erken döneme ait kalıntıların bulunduğu yukarı akropolün gerçekten yuvarlak bir şekilde olması bu mitolojiye gerçeklik payı kazandırmaktadır. Kentin ismi Likçe kitabelerde Pinale olarak okunmaktadır. Pınara'da güneş kaya mezarlarına vuruyor. Likya kentlerinin yine 3 oy hakkı olan büyük kentlerinden Pınara'dayız. Sağ olsun girişteki gişe görevlisi abi nasıl gezmem konusunda bilgi verdi ve hatta şöyle bir katalog da verdi. Kral mezarlarıyla başla dedi. Oraya doğru ilerliyorum. Yaklaşık 1,5 saat sürer dedi. 6.30'da kapanıyormuş. Tabii yazın daha da uzun süre. Aşağı akropolün alt kesimindeki su kaynağı çevresinde kentin antik çağda geçirdiği depremler ile büyük oranda tahrip olmuş pileli mezarlar ve kayalara oyulmuş pek çok mezar dikkati çeker. Buradaki kaya mezarlarının büyük çoğunluğu ev tipli olup İçlerinden birisi alınlığındaki ve ante duvarı içindeki kabartmalar nedeniyle önemlidir. Bu kabartmalarda surlarla çevrili bir kent izlenmektedir. Bu nedenle mezarın kabartmadaki kentin yani Pınara Prensi'ne ait olması gerektiği düşüncesinin hasıl olmasına neden olmaktadır. Şimdi Akropol'e doğru karşınıza
Değişik yapılar çıkıyor. Yukarı Akropol'ün kısa sürede yetersiz kalması üzerine ulaşımın da daha kolay olduğu Aşağı Akropol yerleşime açılmıştır. Şuraya bakayım. Kaç bin yıl geçmiş. Bu koca koca kayalar hep deprem nedeniyle yıkılmış, dökülmüş. Kaya mezarlarının büyük çoğunluğunun konut biçiminde olması Likya sivil mimarisi hakkında fikir vermektedir. Roma dönemine ait agora. Aşağı Akropol'de Odeon, agora, tapınak gibi yapılar ve pilyeli mezarlar yer almaktadır. Aşağı Akropol'ün yamaçlarının geçit vermeyecek şekilde dik olmasına karşın gerek terasın oluşturulması, gerekse tahkimat amacıyla sur duvarı ile desteklenmiştir. Tapınağın ayakta kalan taşları, çünkü sütunlar da var yerlerde. Türkiye gerçekten medeniyetler beşiği. Buraya da bir şey yapmışlar ama. Şöyle lahitler de var. Arkadaş, ne derdiniz vardı insanları? Açaydınız bir çukur, gömeydiniz dağ taşı delip. Yalnız buraya gelirken öyle tatilci moduysanız terlikle, hele parmak arası terlikle falan gelmeyin kesinlikle. Elinizde kalır. Ya işte. Ağaçtaki dayanıklılığa, güzelliğe bakın. İşte dediğim, uzaktan görüp bahsettiğim mezar buydu ama oraya nasıl gidilir bilmiyorum. Çok zor. Ben ne dersem, şu üstünde gezdiğim yerlerde yapı karşıdan bu şekilde gözüküyor. Şunlar da siklemen sanki ağacın dibinde çıkmış yabani. Evet. Arabayı park ettiğim yer giriş. Buradan ötesi yok.
Bir değişik soğansı baksanıza. Çıkmıştı, ben çıkarmadım. Kocaman soğan gibi olmuş. Bunların kökü zannedersem arılar da geziyor. Ne kadar güzel açmıştır. Sütunlardaki heybete baksanıza. Tabii yıkılınca kırılmış. Ama yine heybetinden bir şey kaybetmemiş. Kim bilir kaç yıllık bu çam ağacı. Baksanıza. Antik kente yaklaşıldığında yukarı Akropol'ün sarp olan doğu yamacında bir dantela gibi oyulmuş yüzlerce kaya mezarı dikkati çeker. Vallahi üzülmüştüm. Çakımı düşürdüm diye arka cebim yırtılmış. Hani ne derler biz küçükken? Helal mi almış? Buldum, çok sevindim. Yıllardır kullandığım çakım. Yukarı Akropol'e çıkayım dedim ama belki yarım saattir yürüyorum. Yarım saatten fazla yürüyeceğim. Yol da güzelmiş aslında. Ben yetişemeyeceğim. 6.30'da kapanacak. Çıksam insem. Çıkıp çıkmadığından da emin değilim. Çünkü epey geride kaldı. Bu kaya mezarları. Acaba başka yerlere mi gidiyor bu yol? Emin olamadım. Baştan kötüydü ama birazcık daha düzelmeye başladı sanki yol. Ben geri dönüyorum. Bir de tiyatrosunu çekeyim. Pınara'nın. Zaten aşağı Akropol'ü de o yüzden kurmuşlar. Demek ki çıkanın anası ağlıyordu yukarı Akropol'e. Bir de yaşlılar. Ama şunu söyleyeyim. Hakikaten akıllı insanlarmış. Buralar çok sıcak yerler. Fethiye veya Likya bölgesi. Genelde yayla kültürü vardır. Yaşlılar hiç durmaz burada. Okullar kapandığı zaman ya da Mayıs'ta kapanmadan giderler. İşte Eylül, Ekim'de havalar artık soğuyup üşümeye başladıklarında dönerler. Muhtemelen yaşlılar için kurulan bu kent burada rahat rahat yaşasınlar diye her türlü ihtiyaçları da düşünülmüştür herhalde. Buralara kadar zeytin ağaçları çıkmış. Üzerlerinde yok gerçi. Ya toplandı ya da yüksek olduğu için bu yıl yok. Baksanıza taşları. Ne kadar enteresan değil mi? Belki oyması kesmesi kolay oluyor o yüzden belki. Epey de ağır, hafif falan da değil yani. Baksanıza çimento renginde. Belki böyle bir özelliği de var. Evet, Akropol. Ve Roma hamamının karşısında Helenistik dönem izlerini taşıyan bir tiyatro bulunmaktadır. Sırtını doğal olarak bir yamaca dayamıştır. Şimdi buraya nasıl gideriz?
İşte buralar hep yıkılmış arkadaşlar. Tiyatro Roma dönemi diyor. Kaynaklarda Helenistik döneminin özelliklerini yansıtıyor diyor ama gerçi Romalılar güzel gördükleri şeyleri hiç bozmamışlar. Belki de imparatorluk olmak böyle bir şey. Bilemiyorum. Neticede Pınara'nın tiyatrosu diyelim arkadaşlar. Ülkemizin birçok kentinde tiyatro yok. Sene 2020. Yani salt tiyatro olarak düşünmemek lazım. İşte toplantı salonu gibi de düşünebilirsiniz. Küçük ama gayet de güzel. Vallahi etkilendim. Güzel de kalmış. Bozulmamış gerçekten. Hala yüzyıllar geçmesine, hatta bin yıllar geçmesine rağmen tüm ihtişamıyla karşımızda. Keşke yanımda çayım kahvem olsaydı. Şurada çayımı kahvemi içerdim. Ama oturacağım, bir dinleneceğim. Ve karşıda da işte o çıkamadığım yukarı Akropol ve kaya mezarları. Gerçekten çok ihtişamlı, çok güzel bir medeniyet. O kadar detaycı oyulmuş ki tiyatro. Merdiven basamakları bile düşünülmüş.